Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir helalleşmeyi kendi tarafımdan istiyorum. Önce onu söyleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Türkiye'de olayların başından itibaren detaylı yazı yazanlardan biriyim. Konuşanlardan biriyim. Kimse program yapmazken yapanlardan biriyiz. Yani bu televizyon kanalı. Ama ben bir yazıda özellikle Bodrum'da magazin dünyasında çok ünlü olan bir isim ve Türkiye'nin en büyük medya kuruluşunda çalışan bir magazinci ve Hürriyet'in içerisinde etkili bir isim. Ben sağda solda konuştuğu bir olaydı. Benim için böyle balıklama dalanacak bir meseleydi. Sezgin Baran Korkmaz'ın asıl isminin Abdülrezzak Kornaz olduğuna yönelik olarak. Ve ben bunu yazdığımda ulaşım, yani Sezgin Baran Korkmaz'a ulaşabilme şansı söz konusu. Ben bunu yazdım ve bugün görüyorum ki aslında böyle bir isim yok ortalıkta. O açıdan söylediklerinin hepsi bir kenara. Bu ismi böyle ifade ettiğim için Sezgin Baran Korkmaz'dan helallik istiyorum. Yani o bana hakkını helal etti. İddian yanlıştı. Yanlış, evet. Onu bir kenara koyuyorum. Gerçek adı Sezgin Baran Korkmaz değil demiştin. Hayır, değilse Sezgin Bilicum diye bir ismi var ama Abdülrezzak Kornaz diye bir isim yok. O açıdan onun için. Yoksa bir ismi var tabii, değiştirmiş ismini. O ismi yazmıştım. Peki neden şu anda helalleşmek isteği duydun? Onu da tam şuradan dolayı, yani konuşurken şimdi bir olayda, olay ki bizi izliyordur, bilsin diye söylüyorum. Şimdi İsmail'e dönüyorum, izlediğini de düşünüyorum, onu da söyleyeyim önce. İsmail Saymaz inatla bir soru soruyor. 10 milyon euro aldın mı? Ya Allah aşkına, kimse Veys Ateş'in 10 milyon euro aldığını söyledi mi bugüne kadar? 10 milyon euro istenildiği söylendi ve ne dedi Sezgin Baran Korkmaz İsmail'e? 5 kez dinledin dedi ya o kaydı, bir kere de değil. Neden ısrarla 10 milyon euro aldın mı? Çünkü olay şu, almadım. Almayınca ne oluyor? Ortalıkta bir şey. Bir şey daha ne diyor? Konuşmadım. Böyle bir şey. Ya ne diyor İsmail Saymaz? Diyor ki dinledim ya, bak bunları söylenmişsin. Ve Sezgin Baran Korkmaz o yayına bağlandığında ben Veys Ateş'le onu polemik yaptırırım. Konuştururum. Aa anlat. Tabii büyük fırsat. Bir şey daha, bir şey daha söylerdim. Gazetecilik ya. Derdim ki Sezgin Bey, Sezgin Baran Korkmaz. Hani 12 dakikalık elinde bir kayıt var ya. 3 dakikasını tüm gazetecilere öyle böyle herkese dinletmişsin ya, birçok gazeteciye. Ya şu 3 dakikayı şurada dinletir misin? Hepimiz evet, bir dinleyelim. Yani demez mi? Şimdi bahsettiğim oydu. Bak demez miyim? 3'ü de biliyor. 3'ü de biliyor. 2 12 dakikayı da dinlet demez miyim? Olay patlasın. Çıksın. Ne diyor? Allah aşkına savcılığa vereceğim. Ne diyeceksin savcılığa verip de? Bana birisi ne diyeceksin savcılığa verip de Veys Ateş? Ben 2 gün önce bizim TV'de Şaban'la soyadını Sevinç. Ha Sevinç'le, çok özür diliyorum. Şaban Sevinç'le yaptığım programda bu yayından hiçbir şey çıkmayacağını söyledim. Neden söyledim biliyor musun? Çünkü bu yayında aynen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT'de yaptığı programda etkili karşılığı alamayınca anlatmak istedikleriyle ilgili olarak Habertürk organize edildi. Ve Habertürk'te de 2 tane muhalif gazeteci konuldu. Ve hep dedim ki Süleyman Soylu kim nereden bakarsa baksın o gecenin kazananıdır. Niye? Derdini anlattı. İnsanlar da dinledi. Ve şeyde 2 tane muhalif gazeteci de seyretti. Soru soramadı. Sorma imkanı olmadı. Ama bu gece bir şey gördük. Veys Ateş'e tak onu sordu, tak bunu sordu. Bin, asıl meselelere hiç girilmedi ama. Sadece dolaşıldı. Bir, Sezgin Baran Korkmaz gelmiş. Ona sorulmaz mı? Sedat Peker'in iddiası var. Bakanlığa gittin mi? Bakanlığa gittim, evet. Gittikten sonra mı yurt dışına çıktın? Bakanlıkta kiminle konuştun? Ve sen o görüşmeyi yaptıktan sonra mı şey seninle ilişkiye geçti? Veys Ateş. Yani sen bakanlıkta o görüşmeleri yaptın gittin. Ne dedi? Sen aradın beni dedi. Dikkat et. O ne diyor? Ben aramadım. O beni aradı diyor. Ve bu akşamki Veys Ateş'in ekrandaki konuşma şeklini, oturma şeklini, yüzündeki mimiklerini bana biri anlatsın. Biri anlatsın. Ne yaptı? Yavrum o mahalledeki bilmem ne gibi konuştu. Konuyor işte. Ya sana yemin ediyorum. Yalısını sordum İsmail. Benim yalım yok dedi değil mi? Sordu, benim yalım yok dedi. Hayır yalım yok dedi. Ama o fotoğraflar hangi yalıda çekildi? 700 bin liraya ev aldığını söyledi. Sedat Peker de bugün bir tane şey attı. Tweet attı, seri bir tane değil. Dedi ki o evin değeri 3 milyon.
Ha olabilir. 700 bin liraya almışsınızdır. Türkiye'de emlak piyasası itibariyle 3 milyon olabilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Bunu tuhaf da görmüyorum. Ve parasının olmadığını da söyledi. Önce ama sonra ne? Öncesinde ne dedi? İşte babasının zeytin bilmem ne işleri olduğu, oradan da para kazanıldığı bir şey olduğunu söyledi. Sonra dedi ki gazetecilik... Mersin'de evet. He, bak şimdi oradan para kazanıyormuş ya. Kazanıyormuş ya aile. Orta gelirin bir tık üzeriymiş ya. Ama ardından da sordu. Dedi ki gazetecilik yapacak mısın? Hayır yapmayacağım dedi. İşinin başına geçeceğini söylemedi dedi babasının. Hani bir tık yukarıda ya geliri. İşte çocuğunun şeye bir odasında, çocukların odasının da kapalı yerlere baktığını anlattı. Yani ne kadar aslında kötü durumda olduğunu söyledi. Habertürk döneminde ayda 30 bin lira kazandığını söyledi. Ben daha yüksek para kazandığını düşünüyorum, onu da söyleyeyim. O ilk başladığında 30 bin liradır. Bugün aldığı maaş 80-100 bin liradan aşağı olduğunu zannetmiyorum yaptığı programlarla beraber. İyi bir gelir. Bununla insanlar gerçekten tık 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 kaliteli bir yaşam sürebilirler. Kimse ona karışmaz. Niye karışsın yani? Kazanıyorsa şey. Ama asıl problem şu. Neden Sezgin Baran Korkmaz, Habertürk'ün haberlerini süren, müdürlüğünü yapmış olan, tartışma programları yapan adamı arar? Neden? Seni, beni, onu, şunu değil de neden? İki, bir İsmail Saymaz'ın karşısında tarihsel bir fırsat geçmiş. 12 gazeteciye para verdin mi vermedin? Demedim diyor. Vermedim diyor değil mi sonra? Ama bunu geçen Şaban Sevinç'in bunu bilerek yapıyor. Çünkü hakkında da aynı zamanda birilerinin konuşmasına engel oluyor. Ve bir şey daha fark ettik ki Sedat Peker nasıl kendisine ters kumpas koracak ya da hakaret edecek ya da inkar edecek adamlarla ilgili kayıt almış. Görüyoruz ki Sezgin Baran Korkmaz da kendini korumak adına şey almış. Ve bu akşam bir şey daha söyledi, gördük ki Amerika'da aranmadığını söyledi. Ben hemen sorardım İsmail Saymaz'a. İsmail Saymaz sorardım. O zaman seninle ilgili bu olay neden koptu? Türkiye'de ne yapmadın ki, ne vermedin ki? Ya da kim mal varlığına çökmek istedi ki? Değil mi? Bundan sonra iki derdin ki eline fırsat geçmiş. Ayakkabı boyacılığından nasıl buraya kadar? Bundan sorulmaz mı? Veys Ateş'le o programı örtüştürürsün. Çünkü neden? Sezgin Baran Korkmaz iddiaları Veys Ateş'le alakalı. İkisi de karşı karşıya gelmiş. O sürdür, 3 saat sürdür programa. Hangi televizyon yöneticisi, hangi televizyon patronu, hangi televizyon genel yayın yönetmeni o programın durmasını ister? Şimdi gelelim oraya, güzel bir yere değindin. Şöyle açıklamalar var. Halk TV'nin aslında kapanma ihtimalini düşünerek, yani bir çekinme durumu söz konusu. İşte iki defa uyarı almışlar. Bir uyarı daha Veys Ateş'ten dolayı kapanma ihtimalinden dolayı biraz yumuşak geçtiler diye açıklamalar yapılıyor. Ama tabii madem böyle bir durum, o zaman bu yayını almayacaksın bir. Yani. İki, Veys Ateş'ten dolayı televizyon niye kapansın? Bir saniye, Veys Ateş'le yaptığın söyleşiden dolayı niye kapansın Ferit? Habertürk'de yani yayına çıksaydı Habertürk'ü kapatacaklar mıydı? Ben ya Sezgin Baran Korkmaz'dan dolayı olduğunu iddia, yani açıklamaları tamam, o şekilde. Ama bir şey niye kapansın? Aranıyor falan böyle. Onu ama bir saniye. Oradan bir anda bir kapanma. Hayır hayır, niye kapansın? Bir şey daha söyleyeyim. Kapanacaksa Sezgin Baran Korkmaz'ı niye yayına bağladı? Yine başka bir şey söyleyeyim. Temel olan şu. Aslında Veys Ateş'in konuşması gereken yer Habertürk değil mi aslında? İşte burası ilginç. Hayır, orası değil mi? Orası doğru. Bir, televizyonun da hem kendi izlenme oranı açısından... Ya biz habercilik yapıyoruz diyor Halk TV'dekiler şu bakın, anda. Bakın Sevilay Yılmaz hem yazısında hem o gece telefonda konuşurken bununla ilgili olarak ben özellikle soruyorum. Bunu kimseye söyledim mi diye dedi ki televizyon yöneticilerine söyledim. Yazısında da anlattı. Televizyon yöneticileri bu işi bilmelerine rağmen neden müdahale etmediler? Ha işte sormuşlar da Veys Ateş bunu inkar etmiş. Kardeşim, sizin yapmanız gereken Veys Ateş'i kendi ekranlarında karşınıza alıp sorgulamak değil mi aslında? Çıkarın haber önce. Veys Ateş ki çıkıp 10 gün sustum, herkes eteğindeki taşları döksün diye. Eteğinde ne taş dökecek herkes? Şey, dökülecek bir taş var. Sen böyle bir işe aracılık ettin mi etmedin mi? 10 milyon euro istedin mi istemedin mi? İddia sahibinde yapabiliyorsan ki onun karşısına koymaktır.